ettim. Musikimizin eşsiz bestekarlarından Yesari Asım Bey'in kendi sesi. Aa, şaka. Bak merak ettim şimdi bunu. Yesari Asım Ersoy'un ben kendi sesini hiç dinlemedim hayatta. Fantastik, tamam. 6 Ağustos 1900 drama. 17 Ocak 1992 İstanbul. Aa, 92 yaşında vefat etmiş. Of. Sabah. Yesari Asım Ersoy'un kendi sesinden seni herkesten kıskanıyorum. Ne zaman kaydedilmiş acaba? Musul Diyek. Elif. Elif, burada mısın Elif? Buradayım hocam. Heh, Elif, Telefondan bağlandım. düyek usulü anlatsana. Hocam şu an güzel bir soru ancak şu an usul konusunda birazcık bu dönem hafif gerideyim. Derslere katılım sağlayamadığım için Yazıklar yani şu olsun. anda düyek usule Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Düyek usul. Hatırlayanlar. Nasıl vurulur düyek usul? Bak çok güzel. Mim Kemal Öke anlatmış. daha ziyade bununla kalem vuracağım. İnşallah anlayacağız. Düyek usulü Adana Musiki Derneği. 8-4. Düm. Düm tek tek düm tek. Evet. Nasıl vuruluyor gençler? Düm tek tek düm tek düm tek tek düm tek. Bu usul 8 zamanlıdır. 8 bölü 8 ve 8 dörtlük mertebeleri vardır. 8 dört mertebesini ağır düyek denir. E tabi. Yani şöyle oluyor da. Düm tek tek düm tek. Bu sample ama normalde dım tarak dım tak dım tak tak böyle bir ritim. Tamam. Vuruluşu da işte bu ellerle böyle. Düm tek tek düm tek düm tek tek düm tek şeklinde. Seni herkesten Baritonmuş. kıskanıyorum. Oo, tizler ne kadar. Yani o tatlılığa bak vibratodaki ya. Of. Kıskanıyorum. Aman. Hem yani yarı falsetto ya. Kıskanıyorum. Müthiş bir yer. Alaaddin Yavaş da çok kullanır buraları. İşte ne kadar lezzetli değil mi? Bir kere şarkıcı şarkıcı ya. Şarkıcı ya. Oh be. Şu kayıt taş gibi yani. Canlı kayıt bu. Full canlı yani. Ototün yok. Düzeltme yok. Sonradan olmadı hocam. Bir daha girelim yok. Çok güzel okuyor. Parçanın nakaratı bu galiba. Şimdi meyanı da vardır. Geçeyim bakayım meyan. Dur bakayım. Meyana bakalım meyana. Tertemiz. Lezzetli ya o tiz bölgeler. Fakat stil o kadar farklı ki. Zaten hani klasik Türk müziğinin yapısının içinde mutlaka bu
ilahilerin, dini muskinin yeri var. Yani ne kadar sözler işte başka şeyleri anlatsa da, başka hikayeleri, aşkı anlatsa da, doğayı başka, sevgiyi anlatsa da, müziğin yapısı, stili ve okuyucuların stili tıpkı bir hafız gibi aslında. Gördünüz mü gençler? Bak, buradan tek nefes gelmiş gördüğüm kadarıyla. Nefes şimdi geliyor. Ha, nefes aldı. İşte tek nefeste. Yani zaten bu kadar Yesari Asım Ersoy'un besteleri hakikaten efsanedir. Şöyle birazcık incelediğiniz zaman hani Yesari Asım Ersoy kimmiş, neler yapmış, şöyle bir bakın. Hayatınızda dinlediğiniz, yani sizi siz yapan, sizle beraber yaşayan bütün parçalarının, bütün parçaların içinde, şarkıların içinde Yesari Asım Ersoy'un olduğunu görürsünüz. Konya'dan göç edip Drama'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak orada doğdu. Babası Bergof Çalı, Ömer Lütfi Efendi ve annesi Zübeyde Hanım'ın 8 çocuğunun 6.'sı. Ağabeylerinden Remzi Aksoy'un oğlu sinema oyuncusu Göksel Arsoy'dur. Vay be, babasının dediği şey Ömer Efendi sol eliyle yazan tanınmış bir hattattı. Asım ve ablası sol ellerini kullandıkları için Yesari Solak adını aldılar. Ha, Yesari Arsım Arsoy Solak, yani Yesari Solak anlamına geliyormuş. Vay be, nere, senelerce dinledik. Yesari Arsım Arsoy orta eğitimini tamamladıktan sonra aile İstanbul'a göç etmiş. 1917 yılında ise Adapazarı'na yerleşmiştir. Hayda, bizim memlekete gitmişler. İlk müzik derslerini Adapazarı'nda almış. Önce bağlama, sonra ut çalmış. Okuldaki hocalarından ve komşu müzisyenlerden eski eserleri öğrenerek kendini geliştirmiş. Dindar babanın baskılarına rağmen hafız olmak istememiş. Ancak zaman zaman camilerde ezan okumuş. Biraz önce söylediğim şeye geldik şu anda, değil mi? Yani içinde, müziğin içinde bunların... O dönemin müziğin içinde fazla fazla olmasının sebeplerinden biri bu. Yani kaçınılmaz olarak müziğin içinde bu var. 1920'de Antalya'daki bir gemi acentesinde çalışmaya başlayarak iç hayatına atılmış. İstanbul, İzmit'te değişik işlerde çalışmış. İzmit'te yaşarken Fehmi Tokay ve Zeki Arif Ataergin'in yardımlarını görmüş. Vay vay vay. 1930'larda beste yapmaya başlayan Arsoy güftelerini kendisi yazarmış. 1954 yılında kısa süre İstanbul Radyosu'nda çalışmış. 250 adet eseri gelmiş bugüne. Ve hatta diyor ki veda eden bestekarın unutulan veya da gün ışığına çıkmayan çok sayıda eserin olduğu tahmin ediliyormuş ya. Karacaahmet mezarlığındaymış. Vay be. Çok acayip. Eserlere bakın şimdi çocuklar. Hicazlar. Adalardan bir yar gelir bizlere, aman Allah gözlere bak gözlere, lalalalalalalalalen dizlere, yallah hoş yaratmış Allah. Mesela sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde falan filan. Yar saçların lüle lüle. Hüzzamlar. Dün gece bir şuhun bezmine gittim. Kalbimi yıllarca sevdaya bağladım. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım. Allah, neler yok ki. Sahilde o hoş buğseleri aldığım akşam. Perişan saçların aşkımın ağıdır. Biz heybeli de. Of. Her gece... Mehtaba çıkardık. Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz. Allah'ım yarabbim, neler yok ki. Menekşe gözler, hülyalı bakışları çok manalı. Gönül yakıcı o gözler beyaz.
beraber ezelden sevdalı gönül yakıcı o gözler meğer ezelden sevdalı gel etme eyleme aksi söz söyleme beni derde eyleme beni derde eyleme canım gülüm gel. Allah Allah. Yesari Asım Arsoy. Evet. Onu anmış olalım. Peki. Oh be. Kendime geldim ya.